İntromuz nasıldı? İntro güzeldi mi? Videonun başına da koyalım. Gemide çalışmak için 10 muhteşem sebep söyleyeceğim şimdi size. Biliyorsunuz geçen hafta gemide çalışmanın zorluklarından bahsetmiştim. Zorluklarından bahsederken bayağı da gömmüştüm gemide çalışmayı. Hatta yorumlarına abi bitirdin meslekten soğuttun bizi diye yazan birçok insan olmuştu. Şimdi bu hafta onların hepsini egale edeceğiz. Neymiş bu gemide çalışmak için 10 muhteşem sebep? Birinci sıraya koymamdaki sebep, tabii herkesin en çok merak ettiği konu olduğu için birinci sıraya koyuyorum. Ney? Para. Para yani paradan ziyade maaşlar. Nedir bu maaşlar? Herkes soruyor. Ya abi kaç para alıyorsun bilmem ne. Ben de ısrarla diyorum ki maaşımı söylemiyorum. Evet yine maaşımı söylemeyeceğim. Ama bu sektörde yani denizcilik sektöründe ne kadar para kazanabilirsiniz ilk başta onu söyleyeceğim. Tabii söylediğim fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Çünkü bu şirketten şirkete değişir. Her şirket aynı maaşı vermiyor. Türk şirketlerinde özellikle Türk şirketlerinde çalışırsanız TL cinsinden para alırsınız. Bu bir dezavantaj bence. Bunun artı yönleri de var. Sigortanız yatar falan. Ama yabancı bayraklı gemilerde çalışırsanız dolar veya euro üzerinden maaş alırsınız. Ben bir yabancı şirkette çalışıyorum. Hemen maaşlara geçeyim. İlk başta personel maaşlarından başlayayım. Eğer bu meslekte personel olarak çalışıyorsanız yaklaşık olarak 1200 dolarla 3000 dolar arası maaş alırsınız. Ben dolar cinsinden söylüyorum ama işte bu bir Avrupa menşeli gemide çalışırsanız euro cinsinden verirler bu parayı. Yani bu paradan ziyade bu paraya denk paraları. Eğer 3. mühendis, 3. kaptan ve denge olarak çalışıyorsan maaş aralığın 2500 dolar 7000 dolar arası değişir. Eğer ikinci mühendis olarak veya ikinci kaptan olarak çalışıyorsan maaş aralığın 5500 dolarla 11000 dolar arası değişir. Baş mühendis veya kaptansan gemilerde maaş aralığın 8500 ile 17000 dolar arasında değişir. Bunlar ciddi paralar. TL'ye döndürelim. Bir kaptan olarak çalışıyorsun ve ayda 15000 dolar aldığını farz edelim. Yaklaşık 300.000 TL para. Yani çok ciddi paralar. O yüzden aslında parayı en başa koydum. Çünkü Türkiye'de hiçbir sektörde maaşlı olarak çalıştığın herhangi bir özel şirket veya devlette olsun bu kadar para kazanamazsın. Mümkün değil. Ülkenin cumhurbaşkanından fazla para alıyorsun ya. Bu bir gerçek yani. Tabii bunun gerekçeleri var. Bir önceki videoda bahsettiğim o zorluklardan dolayı bahsetmediğim birçok zorluğu da var. Kısaca bir örnek vereyim konuyla alakalı yine. Maaş kıyaslaması yapalım. Mesela ülkemizdeki uzman bir doktor ne kadar kazanıyor biliyor musun? Ortalama 25.000 TL. Bir aile hekiminden örnek verelim. Yani tabii doktorlarda maaşlar çok değişiyor. Yok döner sermayesidir, yok ameliyatıdır, yok özel muayenesi olanlar falan. Bunları işin içine katmıyorum. Maaşlı olarak çalışan insanlardan bahsediyorum şu anda. Bir doktorsun, aile hekimsin, 17.000 TL gibi bir para kazanıyor. Kamu sektöründe çalışan bir avukat, ortalama maaşı 30.000 TL gibi. Özel sektörde bir mühendis, ya işe yeni başlayan mühendisi söylemiyorum bile. Ben işe başladığımda harita mühendisi olan bir arkadaşım, o karada bir özel sektörde işe başladı. Ben de gemiye çıktım. Asgari ücretin altında maaş alıyordu. Ve onun aldığı yıllık maaş benim aldığım bir aylık maaşa denk geliyordu. Ama tecrübeli bir mühendissen eğer tabii daha fazla para kazanıyorsun. Örnek veriyorum bir şantiye şefiysen veya proje müdürüysen 50.000 TL'ye kadar maaş alabiliyorsun mühendisken. Şimdi ikinci muhteşem sebebe geliyorum. Ya bu aslında benim en önem verdiğim sebep ama genel olarak bilinmeyen bir sebep. Vergisiz maaş. Nedir bu vergisiz maaş? Bir yatırım triğidir aslında. İyi yatırımcılar bunu bilirler. Olay şu. Siz maaşlı olarak çalışıyorsanız Türkiye'de veya başka bir ülkede hiç fark etmez. Genelde tüm dünyada böyledir. Maaşınız yatmadan önce kesintileriniz vardır. Gelir vergisi bir de sigorta priminiz kesilir. Yani sigorta primi önemli değil. Hadi bu emeklilik için bir yatırım olarak düşünelim bunu ama bir gelir vergisi kesintisi olur. Bu Türkiye'de de var. Asgari ücret üzerinde kazandığınız her paranın gelir vergisi kesilir. Yüzdelik dilimleri var bunların. Bunları araştırırsanız bulabilirsiniz zaten. Gelir vergisi paranızdan kesiliyor. Ama bizim sektörde, denizcilik sektöründe çalışıyorsanız böyle bir şey yok. Yasal olarak bir zorunluluk da değil. Ben gidip eğer vergi dairesine maaşımı bildirip devlet kurumu güvencesi altına girmek istiyorum dersem benim maaşım üzerinden gelir vergimi ve sigorta primimi yatırmam gerekiyor. Bunları yapmadığın takdirde herhangi bir gelir vergisi ödemiyorsun. Kazandığın tüm para kendine kalıyor. Aksi takdirde paranın bir kısmını gelir vergisi olarak devlete ödüyorsun. Örnek veriyorum mesela asgari ücretin üzerinde 600 bin liralık bir kazancınız varsa eğer %40 vergi kesilir. Çok büyük bir miktar. 600 bin lirada 240 bin lirayı devlete hibe ediyorsun. Üçüncü muhteşem sebebe geliyorum. Kariyer olanakları. Birçok insan şunu düşünüyor. Eğer bir gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliği okursan sadece gemilerde çalışabilirsin. Böyle değil tabii. Hem denizcilik firmalarında çalışabiliyorsun gemiye çıkmadan. Pilot olabiliyorsun. Pilot ne? Dünyanın her yerinde, her limanda veya her kanal geçiş
geçişlerinde gemiye pilot alınması gerekir. Orayı iyi bilen kaptanlardır. Oradan geçişini veya limana yanaşmanı, o manevrayı yapmanı sağlarlar. Enspektör olabilirsin. Gemileri denetleme kurumları var. Güvenlik açısından iyi mi, değil mi? Örnek veriyorum, Shell'in yükünü taşıyorsun. Shell kendi denetleme sistemini kurmuş ve kendi yükünü taşıyabilecek gemileri denetlemek için enspektörler gönderiyor. Tersanelerde çalışabilirsin. Mühendis olarak çalışabilirsin. Hatta birçok fabrikada gemi makine mühendisinin çalıştığını da biliyorum. Bir süre gemide çalışmış. Ondan sonra bir Sütaş'ın fabrikasına girmiş mesela. Mühendis olarak çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında ekstradan gemileri supply eden, yani işte kumanya alacaksın, malzeme alacaksın, yeme içme malzemesi alacaksın. Acentalar var işte. Gemilerin karadaki işleriyle ilgilenen insanlar var. Acentalık yapabilirsin veya bu supply şirketlerinde çalışabilirsin veya broker olabilirsin. Gemilere yük bağlayan insanlardan bir tanesi olabilirsin. Sadece gemide çalışmak zorunda değilsin. Bunlar dışında yapılacak şeyler de var. Bu benim saydıklarım, saymadığım başka şeyler de vardır. Benim en sevdiğim özellik dünyayı gezmek ve bedava. Bedava dünyayı gezeceksin. Kim istemez ki? Hani istemeyecek insan yoktur herhalde. Size şöyle örnek vereyim. Murmansk diye bir yer var. Biliyor musunuz? Muhtemelen hiç kimse bilmiyor. Rusya'nın en kuzeyinde kalan bir şehri. İnanılmaz soğuk bir yer. Amsterdam, Rotterdam, New York, Brezilya, Yeni Zelanda, Şangay. Buralara hayatın boyunca gidebileceğini düşünüyor musun? Türkiye'de çalışarak. Bunlardan sadece bir tanesine bile gitmek hayal aslında. İlla ki herhalde çok para kazanıp işte dünyayı gezme fırsatı olanlar yok mu? Var ama birçoğumuz için hayal. Ama bu mesleği yaparak bu ülkelere bedava gidebilirsin. Tabii şöyle sıkıntılar var. Çıkıp böyle bir tatil havasında bir hafta 10 gün gezeyim gibi bir durum yok ama Şangay'ın her yerini biliyorum. New York'ta 2 saat gezmek gibi güzel bir şey var. Yani müthiş bir şey. Sadece bunun için bile bu meslek yapılabilir. İnanılmaz doğa olaylarını görebiliyorsun. Ya balinalar ya. Balina görüyorsun. Sürekli geminin etrafında dolaşan, zıplayan yunus balıkları. Hatta Instagram'da beni takip edenler birçok kere görmüşlerdir. Yunus balığı videosu attı. Hiç kuzey ışıklarını gördün mü? Kuzey ışıklarını görmeye gitmek için dünyanın parasını veriyor insanlar. Ama biz gemiyle geçerken gördük. Murmansk'a giderken gördük kuzey ışıklarını. Sadece saydığım bu sebepler için bile bu meslek bence yapılabilecek en güzel mesleklerden bir tanesi. Bir diğer muhteşem sebep yaşam standardı. Gemide inanılmaz kaliteli, inanılmaz üst düzey bir yaşam standardı yaşarsın. Ne kadar zor olduğundan bahsederken çok zor değil miydi? Nasıl bir standart olabilir falan diye düşünebilirsin. Şu an o aklına gelebilir ama inanılmaz kaliteli ve üst düzey bir yaşam standardı içerisinde yaşarsın. Neden böyle söylüyorum? Birincisi erken kalkarsın, erken yatarsın. Sürekli elinizde telefon veya bilgisayar oyunu, sürekli sosyal medyada zaman geçiriyorsun ve işine yaramayacak yüzlerce bilgi kafana doluyor. Yarın bunların hiçbirini hatırlamıyorsun. Maalesef şu anki yaşadığımız çağ böyle. Ama gemide internet sınırlı olduğu için bunların hiçbiri yok. Ne yapıyorsun biliyor musun? Tamamen kendi gelişimine odaklanıyorsun. Odaklanabiliyorsun. Tabii bu biraz sana kalmış. Hani hiçbir şey yapmadan vesait saatleri dışarısında sadece yatarak da geçirebilirsin ama yani hiçbir şey yapamadan insan ne kadar durur bilmiyorum. Kitap mı okuyacaksın? Seni rahatsız edebilecek hiçbir şey yok. O yüzden açarsın kitabını okursun. Ne bileyim gitar çalmayı mı öğrenmek istiyorsun? Ön hazırlığını yaparsın. Gidersin öncesinden videolarını indirirsin ve gemideyken oturursun. Gitar çalmayı öğrenmeye başlarsın. Böyle yapan çok insan var bildiğim. Kendini bir konuda geliştirmeye çalışan ki bunlardan bir tanesi benim yani. Her gittiğim gemide kendimi farklı bir konuda geliştirmek için zaman ayırıyorum. Zaman ayırabiliyorum çünkü yapacağım başka bir şey yok. Düzensiz ve düzenli yaşam arasında gerçekten çok büyük bir fark var. O düzenli yaşama vücudun, beynin alıştığı zaman takır takır, her şey takır takır gitmeye başlıyor. Gemide yapacağım başka hiçbir şey olmadığı için tamamen buna odaklanabiliyorsun. Bu bence muhteşem bir şey. Fiziksel olarak da kendini geliştirebilirsin. Çünkü gemilerin çoğunda spor salonları var. Ve vaktin var yani gidip spor yaparsın. Kitap okumayı mı sevmiyorsun? Film izlemeyi, hiçbir şey yapmaya git her gün spor yap. İnan ki kontratın başı ve sonu arasında inanılmaz bir fiziksel değişimin olacak. En çok sana zevk veren şey bu. Sosyal medya veya bir telefon veya işte bir bilgisayar oyunu gibi başka bir tarafa çekmeye zorlayacak hiçbir şey yok. Beyin böyle çalışır. Hep daha kolaya gitmeye çalışır. Daha kolay, daha basit olan ne varsa onu yapayım. Kitap okumak zor ama açıp bir video izlemek çok kolay. O tarafa itileceksin. Bunların hiçbiri yok. O yüzden kendini geliştirmeye fokuslanacaksın. O odağı yaşayacaksın gemideyken. İşte o kadar yoğunluğun arasında bunları nasıl yapacağız falan diye düşünüyorsun ama öyle değil. Bir video önce bahsettiğim o işte 70 saatler, 46 saatler, 50 saat çalışma periyotları falan ekstrem durumlar bunlar. Tabii ki arıza çıkabilir veya çok sık da arıza çıkan gemiler olabilir ama arıza çıkmayan veya az arıza çıkaran gemiler de vardır. Bunlarda da bir çalışma saati anlayışı var gemilerde. Olmak zorunda. Uluslararası Denizcilik Örgütleri var, IMO veya işte Uluslararası Çalışma Örgütleri var, ILO gibi. Bunlara bağımlı olarak çalıştırmak zorundalar seni. Maksimum çalışma periyodu veriyorlar. İşte günde 10 saat maksimum çalıştırabilirsin. Dinlenme aralıkların olmak zorunda. Bir tanesi minimum kesintisiz 6 saat olmak zorunda gibi. Direkt şöyle örnek vereyim. Güverteciysen eğer vardiya tutarak çalışırsın veya makineciysen eğer sabah 8 akşam 5 çalışırsın. Ekstra bir işin yoksa veya o gün makineye kontrole inme günü sende değilse eğer geri kalan tüm zaman senin. Bir diğer konuya gelelim. Tatil. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Şöyle düşün.
Mesela karada çalışıyorsun. Tatil günlerini hesap et. Bir gün tatilin var, ne yapacaksın? Dinlenecek misin? Gezecek misin? Tozacak mısın? O koşuşturmacayla o bir günün nasıl geçtiğini bile anlamıyorsun. Hemen pazartesi olmuş zaten. Pazartesi sendromu zaten bu yüzden var. Ama ben gemiden indiğim zaman ne yapıyorum? Kesintisiz 3 ay, 4 ay istersen 5 ay izinde kalabiliyorum. Kafam inanılmaz rahat. Tamamen kendime, aileme, işte yapmak istediklerime verebiliyorum. Gezmek mi istiyorsun? Gez. İşte yurt dışına mı gitmek istiyorsun? Git. Seni bağlayan hiçbir şey yok. En güzel şeylerden bir tanesi bu. Bir diğer muhteşem özellik de ne biliyor musun? İş özelliği. İş özelliği ne? Herkesin sorumluluğu olan bir iş var. Veya herkesin sorumlu olduğu bir ekipman var. Ve işini iyi biliyorsan eğer, kendi işinin patronu olursun gemide. Kimse sana karışmaz. Bu muhteşem bir şeydir. Sorumlu olduğun ekipmanlar var dedim. Baş mühendis tabii ki genel yönetimden ve şirketle olan bağlantıdan sorumludur. Soğutma sistemlerinden sorumludur mesela gibi. İkinci mühendissindir. İşte makinenin amiridir. İkinci kaptan yükleme ve tahliye işlemlerinden sorumludur mesela. Kaptan yine iletişimden sorumludur. Üçüncü kaptan rota çizmeden sorumludur gibi. Herkesin spesifik görevleri var. Bir sonraki muhteşem sebep çok açık iş tanımları vardır gemide. Örnek veriyorum. Şu arızalandı ve bunu tamir mi edeceksin? Bir tane tanımı vardır. Şunları 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 yap ve onu uygularsın. Olur. Ama bir öğretmensindir. Bir sürü çocuğun ayrı ayrı dertleriyle uğraşmak zorundasın. Gemide öyle değil. Gemide yapacağın işlerin hepsi tanımlıdır ve çok çok açık bir tanımı vardır. O tanıma göre işlerini yaptığın zaman hiçbir problem çıkmaz. Ve gemide çalışmak için 10 muhteşem sebebin sonuncusuna geldik. Yalnızlık. Yalnızlık aslında böyle sandığımız kadar da kötü şey değil. Yalnız kalmak ne demek biliyor musunuz? Zihni boşaltmak. Çok hızlı yaşıyoruz. Akşam nasıl oluyor? Bunu bir düşünün ya. Sürekli zamanı bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde ama yani. Belirli bir şekilde değil. Yalnızlığın bize sağladığı en önemli şeylerden bir tanesi de bu işte. Değerlendirebiliyorsun. Kendi kendine karar verebiliyorsun. Birine bağlı değilsin gemideyken. Ve aldığın her kararı tek başına almak zorundasın. Bu yüzden karar verebilme ve değerlendirme yetenekleri yükleniyor. Sürekli yükleniyor sana. Ve o yalnız kaldığın süre içerisinde yaptığın hataları, yaptığın yanlışları düşünebiliyorsun. Bunları değerlendirip daha düzgün nasıl yaşayabilirim, daha düzgün nasıl hareket edebilirim yorumunu kendi kendine katabiliyorsun. Dünyanın en zengin insanları, en başarılı insanları Bill Gates'tir, Warren Buffett'tir, yani bunlar gibi Steve Jobs'tır. Bu adamların yıl içerisinde en önem verdiği şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bir hafta hiç kimsenin olmadığı bir yere kapanıyorlar ve sadece kendilerini dinliyorlar, kendilerine vakit ayırıyorlar. Bu adamlar bunu yapıyorsa vardır bir bildiği. Bunu bilinçli bir şekilde yaparsan üstüne çok çok katan bir şey yalnızlık. O düşünme, o değerlendirme, beynini çalıştırma, o düzenle. O yalnızlık esnasında geliyor. Hayatının o düzene sokma olayı. Ve gemide bunu sağlıyorsun işte. Gemide çok yalnız olduğun için de bunun iyi bir taraflarını değerlendirme ihtimalin çok daha yüksek. Gemideyken en çok aradığın şeylerden bir tanesi ailemle vakit geçireyim. Şu an sen evde ailenle oturuyorsun 7-24 yıl boyunca 365 gün ailenle. Ne yapıyorsun? Elinde telefon. Her bireyin elinde telefon ve sadece o telefonla ilgileniyor. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşma bile artık kalmadı. Muhabbet etme olayı bile artık kalmadı yani. İşte yalnız kaldığında bunların hepsinin kıymetini anlıyorsun. Şimdi bir önceki hafta bu işin zorluklarından bahsettim ve bu dünyanın en zor meslekleri arasına girebileceğinden bahsettim. Bu hafta bahsettiğim bu 10 şey ve üzerine daha da koyabileceğim birçok şey var aslında. Bir bu kadar da iyi şeylerinden bahsettim. Ya aslında işin gerçeği şu. Yaptığın iş ne olursa olsun severek yapıyorsan eğer ve inanarak yapıyorsan eğer o işte mutlu olursun. İşte o zaman mutlu olursun. Mutluluk durduk yere size gelen şeyler değil. Mutluluk için çabalamak da aslında gerçek değil bence. Ne biliyor musun? Yaptığın bir şeyi gerçekten severek, isteyerek yaparsan işte onun sonucunda gelen şeylerdir mutluluk. O zaman her şey gelecek. Para veya mutluluk. Hepsi.